Kimya Sorunu'ndan merhaba. Ben Melda Yüce Kocaev ve değerli hocamız Profesör Doktor Cem Kılıç ile birlikte sosyal güvenlik ve çalışma hayatı başlıklarında sizlere NTV'ye sorun diyoruz efendim. Adresimiz belli, ntv.com.tr, hem Twitter hesabı hem e-posta adresi. Hocam merhaba. Merhaba Melda. Çok soru var. Sorularla başlayalım. Bekleyen, şu an gelen sorular da var. Onlara da uzanalım. Geçimiz haftalardan biriken sorular dediğimizde aslında Ramazan'a dair, evet, özellikle oruç tutan çalışanlara dair sorular var. Siz de bunu kaleme almışsınız. Evet. Çok da NTV.com.tr'de de okunduğunu biliyorum. Bayram Uysal mesela demiş ki Ramazan ayında öğle yemeği yemiyoruz. İşveren parasını yine de vermeli mi? Oruç tutan çalışan erken, evet, çıkabilir mi? Pek çok soru var aslında beraberinde gelen. Yani ben aslında hani Ramazan ayının özelliklerini dikkat alarak yazmıştım. Hakikaten demek ki bu konuda bilinmeyenler çok fazla, demek ki çok okunmuş. İsterseniz kısa kısa lütfen başlıklarla ilk olarak Ramazan Bayram Bey'in sorusuyla başlıyorum. Ramazan ayında öğle yemeği yemiyoruz. İşveren parasını yine de vermeli mi diyor. Evet. Şimdi işletmeler biliyorsunuz öğlen yemeği parasını veriyorlar. Bazıları ticket, kupon vesaire, bu tip uygulamalar yapıyorlar. Ramazan ayında olunmuş olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Sonuçta kişi oruç tutuyor olabilir, öğlen yemeğini yemiyor olabilir ama o kişiye yine o ay için hak etmiş olduğu yemek bedeli verilmelidir. Yani bu ticket olabilir, kupon olabilir ya da ücretin doğrudan bordroya yansıtılması söz konusu olabilir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani muhakkak verilmeli. Bunun dışında özellikle sorulan hususlardan birisi şu Melda Hanım. Şimdi oruç tutuyoruz, ara dinlenmelerini kullanmıyoruz. Erken çıkabilir miyiz ya da geç gelebilir miyiz? Şimdi ara dinlenmesi bizim mevzuatımızda kişilerin iş esnasındaki yorgunluklarını bir nebze olsun atmak, ergonomi kurallarına uymak amacıyla getirilmiştir. Dolayısıyla sadece yemek içmek ya da sigara içmek olarak algılanmamalıdır. Dolayısıyla oruç tutan bir kişi için işte diyelim ki 15 dakika ya da 30 dakikalık bir ara dinlenmesi var. Çalıştığı süreye göre değişir. Bunu erken çıkma şeklinde kullanması yasal değildir. Ha, işverenler bunu yaptırabilir, yapabilir, erken çıkarabilirler. Özellikle iftar saatinin yetişmesi için. Burada da daha sonrası için telafi çalışması Ramazan'ı izleyen aylarda da yaptırabilirler. Ama ara dinlenmesinin kullanılması bu bağlamda mümkün değil. Bir husus daha var. İsterseniz onu da söyleyeyim. Sonra lütfen, lütfen, aklınıza gelenler olursa onları tekrar cevaplarız. Bir de hani Ramazan kolileri çok biliyorsunuz yaygındır iş yerlerinde. Ve çok güzel, sosyal, hayır amaçlı bir yardım işverenler tarafından yapılır. Burada da işverenleri uyarmak istiyorum. Bunlar düzenli yardımlara girdiği için kıdem tazminatına esas hesaplamalarda da dikkate alınır. Yani Ramazan kolisi bedellerinin muhakkak bordroya yansıtılması, onların prim vergi ve damga vergisinin verilmesi gerekir. Aynı zamanda kıdem tazminatı hesabında da dikkate alınmalıdır. Önemli. Evet. Aman bu hayırdan vazgeçmesinler diyelim bu vergiyi duyunca. O geçeceklerini zannetmiyorum. Çoğu işveren de bunu biliyor zaten. Tabii tabii. O kayıtlara geçmesi, evet, konusu önemliydi. Şimdi aklınıza geldikçe devam edelim ama diğer sorular da var. Mesela kıdeme dair çok soru var. Hakan Tunç da o sorulardan birini göndermiş. Kıdemde yeni durum nedir diyor. Evet. Kıdemde şimdi herkes aralarında çalışıyor. Yani bakanlıklarımız çalışıyor. İlgili STK'lar çalışıyor. Sendikalar kendince bir takım çareler bulmaya çalışıyorlar. Ama bir çalışma, çalışkanlık içerisinde izleyebiliriz. Biliyorsunuz geçen hafta Güney Kore modelini inceledik. Evet. Bunun dışında İtalya modeli var, Avusturya modeli var vesaire. Ben bunların hepsini her gün böyle okuyorum. Herkes çalışıyor, ödevini yapıyor. Ama henüz daha gelişen bir şey yok. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bu konuda bürokratların hazırladığı metinler ortaya çıkacaktır. Taraflarla paylaşılacaktır. Benim bu ay için beklediğim özellikle bu üçlü danışma kurulu, çalışma meclisi, bunların hayata geçirilmesi önemlidir. Taraflar orada oturup konuşacaklar elbette bu konuyu. Bekleyip göreceğiz ama çalışma devam ediyor, onu söyleyeyim. Evet, 11. sorumuz da aslında kıdemle ilgili. Hazır kıdem derken onu da bir anlamda aradan çıkaralım. Gökhan Kurtaran bize sormuş, diyor ki bilmiyorum İsviçre'deki modeli biliyor musunuz diye soruyor. İsviçre'deki model aslında çok iyi bir model ama kıdem tazminatı ile eşdeğer mi onu bilmiyorum diyor. Burada evet. Diyorlar demek. Evet, ne güzel. Değil mi? Güzel. Değil mi? Teknolojinin gücü. Burada emeklilik yatırımı ikinci ayağı diye geçiyor. İsviçre'den selamlar diyor. Biz de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz de selam söyleyelim. Şimdi evet, özellikle kıta Avrupası ülkelerinde ikinci sütun emeklilik dediğimiz İsviçre'de olduğu gibi emeklilikler var. Yani bir defa bizim zorunlu sosyal sigorta girmesi zorunlu olan
İkinci sütun emeklilik de kişinin bulunduğu meslek ya da iş yeriyle alakalı olan ikinci bir emeklilik planına sunulmuş olması. Bunlar var. Bunlar farklı farklı modeller. Bizim geçen hafta tartıştığımız model de buna benzer bir nitelikteydi. Ama şu an üzerinde çalışılan da hep başından beri söylüyoruz. Bizim bireysel emeklilik sistemi, o da bir anlamda ikinci sütun sayılabilir. Bireysel emeklilikle entegre olabilecek bir yapı. Bunun üzerinde çalışılıyor. Evet, kazanılmış haklar, kırmızı evet. çizgi dedi sendikalar. Evet. Bunu da hatırlatalım. Bir anlamda çalışanın garanti belgesi gibi düşünüyordu. Kesinlikle. Onun da doğru. korunması adına. Şimdi geçmiş haftalardan sorularla devam ettiğimizde Lokman Özdinç'in sorusu çıkıyor karşımıza. Diyor ki Lokman Özdinç, ben 696 sayılı KHK ile belediye şirketinde çalışmaktayım. Çalışmaya başlayalı 4 yıl 7 ay süre oldu. İşten kendi istemimle ayrılmam halinde kıdem tazminatı alabilir miyim? Evet. İlgili idarenin istemesi halinde mi verilir kıdem diyor. Aslında izleyicimiz hani şanslı grupta 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya kavuşan taşeron işçisi. Şimdi kıdeminden, her şeyinden bu andan itibaren ilgili devlet dairesi sorumlu. Ancak kıdem tazminatını alabilmesi için bizim 1475 sayılı iş kanunundaki hususları yerine getirmiş olması lazım. Yani bunlar işte emeklilik olabilir, 15 yıl 3600 kuralı olabilir, işte askere gidiyordur, kadın çalışansa evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde alabilir gibi. Dolayısıyla ayrı bir düzenleme yok 696'lılar için. Kıdeme hak kazanma koşullarından biri yerine gelirse evet ilgili daire ödeyecektir. Hı hı. Ama kendi isteğiyle ayrılırsa daire ödemeyecektir. Yani kamu kuruluşu ödemeyecektir. Evet. Peki Defne Çiçek de diyor ki 11.3.2019 tarihli çeyiz parası yazınızı okudum. Evet. Kayıtlarda. Bu konuda sorum olacak. Bir şirkete çalıştığım için ölüm aylığım kesildi tamam. babasından ya da. Dolayı evet. Değil mi? Yetim aylığı ya da. Yine de evlenirsem SGK'ya başvurup çeyiz parası alabiliyor veya işimden istifa edip bir ay sonra evlenirsem çeyiz parası alabiliyor muyum? Teknik detay olan bir soru aslında. Değil mi? Evet. Çeyiz parası alabilmesi için ilgili kişinin kendisine ölüm aylığının tahsis edilmiş olması, yani yetim aylığı alıyor olması gerekiyor. Şimdi ama izleyenimizin sorusunda diyor ki ben ölüm aylığım, yetim aylığım kesildi. Şu evet. anda almıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle, statü itibariyle çeyiz parası hak edecek koşulda değil. Ama devamını getiriyor farkındaysanız. Orada da aslında konuyu bildiğini gösteriyor izleyicimizin. Diyor ki işimden ayrılırsa evet o zaman alabilir. O zaman tekrar ölüm aylığı tahsis edilecektir. Ölüm aylığı aldığı andan itibaren çeyiz parasına hak edebilir. Dolayısıyla işinden ayrılırsa evet çeyiz parası için müracaatta bulunması gayet doğal olacaktır. İyi haber verdik. İyi haber verdik. Peki. İsmail Akkaya da diyor ki Trabzon'dan yazıyorum diye evet. başlıyor. 1997'den beri iş yerim var. Basit usulde vergi ödüyorum. Bağkur borcum vardı. Borcun bir bölümünü sildirdim. Kalan borcun gün olarak sistemde görünüyor. Aynı meslekten başka bir arkadaşın iş yerinde sigorta primi ödüyorum diyor aynı zamanda. Bu durumda ödediğim primler geçerli midir? Tabii geçerli. Yani İstediğiniz kadar farklı iş yerinde çalışın, onların sigorta primleri geçerlidir. Ama ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Sadece prim biriktirmek adına başka bir iş yerinde fiili sigortalılık olmadan, yani gidip orada hakikaten çalışmadan günün belli saatlerinde bile olsa, eğer bir sigortalık ilişkisi kurulmuşsa bu sahte sigortalılığa girer. Dolayısıyla herhangi bir inceleme durumunda, şikayet durumunda bu yönde bir kanaat ortaya çıkarsa bütün o primler silinir. Ve hatta bu işin ceza davasına dönüşen halleri de var. Benim kendisine tavsiyem gerçekten o iş yerinde çalışacak şekilde kendisini kurgulaması, orada bulunmuş olması. Eğer böyleyse herhangi bir sorun yok, o primler de işleyecektir. Peki. NTV sorunet.ntv.com.tr adresine gelen sorulardan biri Ali Rıza Bey'den maaş alamamak başlığında evet. düşüyor. Diyor ki yaklaşık 7 yıldır çalıştığım firmada maaşlarımız 3 senedir düzenli ödenmiyor. Bu yılda 2 ay geriden gelip ödeme yapmaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı ben dahil birçok arkadaşım bankalarla icralık olduk. Bankalardan evet. dolayı doğan mağduriyeti firmadan talep edebilir miyiz? Ve maaşlar geç ödenmesiyle ilgili nasıl bir yasal yol izlenmesini önerirsiniz? Teşekkür ederim. Firmadan talep etmeleri çok mümkün değil. Yani bir rücu davası açmaları çok mümkün değil. Kanaatim öyle en azından. Ama düzenli ödeyememe önemli ihlallerden birisi sayılır. Ücretin düzenli zamanda ödenmesi gerekir. Belirtilen yerde ödenmesi gerekir. Eğer bu süreklilik almışsa
düzensiz bir şekle dönmüşse bu durumda çalışanlara haklı nedenle fesih hakkını verir. Yani kıdemini alıp o iş yerinden ayrılma imkanı çalışanlar için ortadadır. Ama kişiler devam etmek istiyorsa, çalışmak istiyorlarsa o zaman bu durumu muhakkak işverenle paylaşmalı ve bunu noter kanalıyla bildirmeliler. Peki. İsa Bey şimdi bir soru göndermiş. Diyor ki 3 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım projede haftanın 6 günü sabah 8 akşam 6 olarak çalışıyorum ama şirket asgari ücret veriyor. Ne yapmam gerekir? Az geliyor. Şimdi yani maaşı onun hizmet için. Sözleşmesi asgari ücret üzerinden kurgulanmışsa yapacak bir şey yok. O tamamen işverenin yönetimi hakkı ve kendisiyle yapılan bir hizmet sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkmış bir durumdur. Ama çalışma sürelerim fazla ve normal fazla mesai sürelerinin üzerine çıkıyorum deniyorsa o zaman iş değişir. O zaman biraz önceki izleyenimize olduğu gibi söylediğimiz gibi haklı nedenle fesih yetkisini çalışana verecektir. Yani kıdemini alıp bunu bahane ederek işten ayrılabilecektir. Peki Ayşegül Hanım da sormuş. Doğum yapan SGK'lı annelerin hakları nelerdir? Nerelere başvurmamız gerekir evet. diye. Aslında bunu olduğu gibi bir program yapalım. Biz daha önce hatırlarsanız güzel yapıyorduk olayalım. Bunları. Evet. Bir defa izin hakları var, emzirme hakları var biliyorsunuz, doğum yardımı var. Birçok çalışan ama aynı zamanda anne olmuş sigortalılarımız için, memurlarımız için, hatta bağkurlar için çok önemli düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi de bize en çok sorulan biliyorsunuz doğum borçlanmasıdır. Yani hamilelik sonrası döneme eğer 2 yılı çalışılmadan geçmişse o döneme ilişkin doğum borçlanması da söz konusudur. Dolayısıyla bizim mevzuatımız bu konuda önemli yasal düzenlemeler getirmiştir. Peki. Şimdi bir soruyu okuyorum da uzunluğuna baktım. Ergün Bey diyor ki, Ergün Umut Bey, 21 yaşındayım, babam memur olduğundan ve sigortam onun üzerinden olduğundan yeşil pasaport sahibiydim diyor. Sigortalı işe girince yeşil pasaportum düştü. Fakat doğru. Şimdi işten ayrıldım ve babamın üzerinden tekrar sigortalandım. Yeşil pasaport hakkım geri gelir mi? Yok. Şimdi babasının üzerinden alması tekrar mümkün değil. Yani burada belli bir yaşı tamamlamış, tekrar sigortaya girmiş, çıkıp bunu alması, yani yeşil pasaport hizmet pasaportu çerçevesinde mümkün gözükmüyor açıkçası. Babamın üzerinden tekrar sigortalandım diyor. 21 yaşında erkek. Evet, ayrıntı yani daha fazla beklemek lazım. İş yerinde mi sigortalanmış bilemiyorum ama evet. Bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında ise belli bir yaştan sonra yeşil pasaportu alamıyor erkeklerde. Geçtiğimiz haftalara dönüyorum. Mesut Can Polat sormuştu. Diyor ki eşim isteğe bağlı bağkurlu olmak istemiyor. Tamam. Çünkü emeklilik maaşları çok düşük oluyormuş 4 aya göre. Mutlaka bizim gibi çok az eksik görünen prim gün sorunları için bir çözüm olmalı. Yapılandırma olmalı diye düşünüyorum. Çok az kalan eksik gün 136 gün prim ödememize izin verilmeli diye düşünüyorum diyor. Bizim yorum soru. Sosyal güvenlik sistemimizde prim satın alınması diye bir şey söz konusu değil. Yani muhakkak onun fiili bir çalışma ilişkisi içerisinde geçmesi lazım. Bunun alternatifleri ne olabilir? Doğum borçlanması olabilir. Eğer sigorta başlangıcından sonra bir doğum yapılmış ve o dönemlerde çalışılmamışsa o günlere ilişkin süreyi borçlanıp bunu prim olarak hanesine yazdırabilir izleyenimiz. Şimdi kendisini anlıyorum, isteğe bağlı sigortalı olmak istemiyor ama bu durumda kendisini çok etkilemez. Niye etkilemez? Çünkü isteğe bağlı sigortalılık 2008 sonrasında 4B yani Bağkur'a sayıldığı için bu endişe içerisindeler ama 136 gün çok bir şey fark etmez. O 136 günü kendileri ödesinler, isteğe bağlı sigortalı olsunlar. Zaten 4A'dan emekli olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü olmak istemediğine göre, Bağkur'la olmak istemediğine göre ve 4A'da devam ettiğine göre son 1261 kuralını ihlal etmeyecek. O süreyi de yüksekten yatırırsa kendi lehlerine olur. Son 4 dakikamız diyor yönetmenim. Nilgün Süer bize sormuştu geçtiğimiz haftalarda. Cem Bey, ben 1954 doğumluyum. 1973'te sigorta başlangıcım var. 1060 gün çalışmışlığım var diye size sesleniyor. Tamam. 1977-84 iki doğumum oldu. Evlendikten sonra çalışmam olmadı. 64 yaşındayım ve 3600 güne göre emekli olacağımı biliyorum. Lütfen bana emekli olmam için teferruatlı bir yol gösterir misiniz diyor hanımefendi. Yaş haddinden emekli olmayı hedefliyor izleyenimiz. Evet, biliyor. 15 yıl sigortalık ki onu da tamamlamış. 3600'e ulaşmak istiyor ama prim gün sayısı çok az. Şimdi doğumları da ifade etmiş. Evet. İki doğum için eğer doğum sonrası dönemlerde çalışmamışsa toplamda 1440 gün doğum borçlanması yapabilir. Ne kadar primi vardı? Hemen bakalım. 1060 günü
Ama yetmiyor. Yani toplamda evet. 2500 güne tekabül eden bir doğum borçlanması yaparsa bile bir primi var. Yine de her halükarda 1100 gün kadar, yani yaklaşık 3 yıl daha sigortalı olarak çalışırsa emekli olma imkanı var. 64 yaşında. Peki, Erdal Toklu sormuştu. 1992 yılı 11. ayında işe girdim. Hala aktif sigortalıyım. 38, 1974 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Bir emekli sorusu olunca gözlüğümü takıyorum. Bakıyorum. Erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi. İzleyenimizin girdiği tarihe göre 53 yaş ve 5600 prim günlerine tabi. Prim gününü söylememiş ama 74 doğumlu olduğuna göre ne yapıyor Ümelda Hanım? 2027 yılında emekli olacak. Son iki diyor yönetmenim de. Hasan Usta sormuş. 20 yıllık çalışanım. Emekli olduğum firmada çalışmaya devam ediyorum. Kazandığım izin hakları sıfırlanır mı? Emeklilikten sonra izin hakları sıfırlanır mı diye de ekliyor. Şimdi emekli oldu. Aynı iş yerinde çalışmaya evet. devam ediyor. Kıdeme bağlı haklar devam eder. Dolayısıyla hiç endişelenmesin izleyenimiz. Yıllık ücretli izin hakkı da kaç günde kalmışsa oradan devam edecek. Büyük bir ihtimalle kıdemli bir çalışan 26 gün ve üzerindedir. En az 26 gündür. Dolayısıyla aynen devam edecek. Yani emekli olmuş olması yıllık ücretli izin hakkının geriye düşmesine neden olmaz. Güzel. Kazanılmış haktır. Evet. Utku Yavuz da soruyor emeklilikle ilgili. 1989 tarihli sigorta girişim var. 3600'den emekli olabilir miyim? 4A çalışanı olarak isteğe bağlı ödemek istiyorum. Kalan günlerimi diyor. Toplamda 2200 evet, yaklaşık varmış. 1400 gün daha ödeyecek. Evet. Burada 15 yıl sigortalılık ve 56 yaş kuralları kendisi için geçerli, yaş haddinden emekli olmak için. Dolayısıyla bunları tamamladığında emekli olabilir elbette. Bir dakikamız var. Arzu Saraçoğlu sormuş. 4A kapsamında çalışan işçi yıllık izin kullanmak istemiyor. Yıllık izin parası istiyor. Ben yıllık izni kullanmak zorunda olduğunu söylüyorum bir işveren. Doğru. Başka şirketlerde verildiğinden bahsederek izin değil para istiyor. Uygulama yanlış mıdır? Yanlış. Yani çok biz buna şahit oluyoruz. Yıllık ücretli iznin mantığı kişinin o yıl içerisinde muhakkak istirahat etmesi, dinlenmiş olması. Kanun gerekçesi bu. Ama bazı iş yerlerinde o döneme ilişkin parası ilgili olduğu cari yılda verilmeye çalışılıyor ya da çalışan talep ediyor, işveren vermiyor. Çalışanın talebi haksızdır, işverenin talebi, yani işverenin vermemesi gayet doğaldır. Eğer veriliyorsa da yine bu bir kanunsuzluk olacaktır, idari para cezası yazılabilecektir. Peki, bir işveren ancak ayrılırsa, iş yerinden ayrılırsa toplam izin paraları verilir. Peki. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına. Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlere NTV'ye sorun dedik efendim. Sorularınızı beklemeye sürdürüyoruz. Gelişmelerle saat başı karşınızda olacağım. Teşekkürler.